Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. Eylemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasik ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İttakillâhe ya Fatıma ve eddi farîdata rabbik ve ameli amel ehlik ve izâ ahazti malca'ik fesebbihi thelâthen ve thelâthîn ve ahmedi thelâthen ve thelâthîn ve kebbiri arba'an ve thelâthîn فَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhimussalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle ahirete ithal eden mümine müminat, rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız ilim hasrettiğimiz, eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşayih efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaati müsliminin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hazreti Fatıma anamıza radıyallahu anha validemize hitaben İttakillâhe ya Fatıma. Ey Fatıma, Allah'tan kork. Her halinde, her sözünde, davranışında Allah'tan korkarak konuş, davran, tavır takın. Ve etti farizata rabbik. Rabbin sana emrettiği farzları yerine getir. Neleri farz etmişse onları yerine getir. Ve ameli amel ehlik. Ailen işini gör. Allah'ın sana tevdi ettiği evlendiğin zaman veya evlenmeden evvel anana babana karşı olan görevlendirdiğin hususları yerine getir. İzâ ahastî malci'ak yatağına girdiğin zaman فَسَبِّحِي سَلَاثًا وَسَلَاثِينَ 33 defa Subhanallah de. وَحْمَدِي سَلَاثًا وَسَلَاثِينَ 33 defa Elhamdülillah de. وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَسَلَاثِينَ 34 defa da Allahu Akbar de. فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ Bu söylediğim tesbihleri eğer yatarken söylemen hizmetçi edinmenden daha hayırlıdır. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ın ilk devirlerinde tüm Müslümanlarla beraber sıkıntılı bir hayat geçirdiler. O zaman varlıklarını, evlerini, barklarını, servetlerini Müslümanlar Mekke'de müşriklerin taziki karşısında tutunamayınca Allah'ın da izin vermesi üzerine bırakıp Medine'ye Allah için hicret ettiler ve malları mülkleri Mekke'de kaldı. Bu nedenle İslam'ın ilk yıllarında Medine'de çok fakirlik, darlık var idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya hiç zaten metelik vermemiştir. Yeryüzünün hazineleri, anahtarları kendisine sunulduğu halde elinin tersiyle onları itmiş, Rabbına şükreden bir abid kul olmayı tercih etmiştir. Ve böyle söylemiştir. İşte ilk devirlerdeki harplerden sonra
elde edilen ganimetlerden dolayı Müslümanlar zenginleşmeye başladılar. Harplerde elde edilen esirler, erkekler köle olarak, kadınlar da cariye olarak Müslümanlara veriliyor idi. Ganimet olarak onlara veriliyor idi. Böyle bir harpte Müslümanlara köleler, cariyeler düşmüş. Bu sırada Fatıma anamıza Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz demiş ki evimize çok misafir geliyor. Peygamber Efendimiz'e çok ziyaret edenler oluyor. Ama her ziyaret eden zaman bulamıyor. O kadar çok gelen var ki sıraya giriyorlar. Gelmiyor sıra onlara. İşte bunlardan bir kısmı da tabii kızı, damadı diye Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma anamıza gidiyorlar. O zaman şimdiki gibi tazyikli su yoktur. Musluk suyu yoktur. Şimdiki gibi somun ekmeği yoktur. Fırın yoktur. Kuyudan su çekiliyor ve el değirmeniyle arpa eğilerek, öğütülerek un yapılıyor ve ondan hamur yapılıyor. Fatıma anamız da misafirlere ikram İslam'da asıldır. Ve Peygamber Efendimiz insanların en cömertidir. Tabii onun damadı da kızı da öyle cömert olacaktır. O nedenle her gelene bir şeyler koyduğu için, sofra koyduğu için gelen giden de çok olduğundan su taşıya taşıya kırbayla su taşıya taşıya omuzunu kırbanın ipi bışmış, yara etmiş. El değirmenli arpa öğüte öğüte un yapmak, gelen misafire ekmek koymak için elleri nasırlaşmış. Zaten her gün ibadet çok düşkün bir insan Hazreti Fatıma. Zaten Fatıma adı da, Betül adı da buradan ileri geliyor. Dünya zevklerine metelik vermeyen, hiç iltifat etmeyen, devamlı Allah'la meşgul olan, ibadetle meşgul olan insan demek Fatıma Betül. Böyle zayıf naif her gün oruç tutuyor. Zayıf naif bir kimse, misafirler de çok. Hazreti Ali Efendimiz ona acımış. Demiş ki herkese Resulullah köle veriyor, cariye veriyor. Ben diyemem demiş. Sen gidelim, sen söyle. Bize de versin de köle ve cariye yardımcı olsun gelen misafirlere karşı diye. İşte onun üzerine gelmiş demiş ki ya Resulallah, herkese köle veriyormuşsun, cariye veriyormuşsun. Bizim de misafirimiz çok oluyor, şikayet etmiyorum ama eğer bize de verirsen bayağı hora geçecek, makbule geçecek dediğinde Peygamberimiz ey Fatıma, Allah'tan kork, her durumda Allah'tan kork. Konuşurken, bir iş yaparken Allah'tan korkarak kendini, davranışlarını ayarla. Ve etti farizata rabbik, Rabbin sana farz kıldıklarını yerine getir. İşte beş vakit namaz, oruç, hac, zekat, kocana karşı görevler, Allah'a karşı görevler, insanlara karşı görevler. Farz kıldığı Allah'ın farzlarını yerine getir. Ve ameli amele ehlik, ehline, yani kocana karşı, çocuklarına karşı, anana babana karşı Allah'ın sana emrettiği şeyleri yerine getir. Kocana itaat et, kocana hizmet et. Ve izâ ahastim alcaki, yatağına girdiğinde, sığındığında fesebbihi selâsen ve selâsîne 33 Sübhanallah de. Bu 33 rakamını parmağınla sayabilirsin. Mesela insanın elinde 5 parmak var, 3'er boğum var, 15. Böyle bu bir 15, bir 3 sayarsın boğumlarıyla 15. Bir daha sayarsın 30. Bir 3 daha sayarsın 33. Parmakla sayılabilir. Veya sahabeden bazıları nohutla, fasulyeyle, bazıları kum, çakıl ile, bu peygamberin böyle şeyleri var çünkü tavsiyeler var. Şu tesbihleri şu kadar söyleyene şu fazilet vardır, ecir vardır diye. Taşlarla, kumlarla da yaparlarmış. İşte o sonra bilahare tesbih olmuş. Yani o sayıyı unutmamak için, yanılmamak için. Çünkü peygamber 33 diyor, 33 rakamını söylüyor. Onu bulmak için. Başka şey de 100 defa diyor mesela, 70 defa diyor. Bunun gibi bunları bulmak için, yanılmamak için bir çaredir tesbih.
Tesbih bid'at filan olmaz. Dayanağıdır. Ya parmağındaki boğumlarla hesap edersin, o sana kalmış bir şey. Ya da işte eline bir tesbih alırsın, zeytin çekirdeğinden veya başka bir maddeden, ağaçtan veya bakalitten, neyse oltu taşından, ne bileyim. Bu rakam bulmak için olabilir. Hiçbir mahsur yoktur, sakınca yoktur. Öyle diyor zaten burada Gümüşhanel Hazret. Tesbihan bil esbe' ve gayrihi. Adeden mumayizen. 33 rakamını bulmak. Peygamberin dediği. Çünkü bunlar ilaç gibidir. İlaçları doktorun tavsiyesi üzere kullanmazsanız, az kullanırsanız etkisi olmaz. Çok kullanırsanız zararlı olur. Bu ölçü önemlidir. Resulullah da bizim tabibi kulübümüzdür. Kalplerimizin doktorudur. Manevi hastalıklarımıza, maddi hastalıklarımıza öyledir. İyileştirmek için bunları tavsiye eder. Bu rakamlar önemlidir. Vahmedi selasen ve selasine. Camiye tam koysunlar. Sen de cebine tesbih koy. Camiye konmasa bile. Camiye konuyor. Fakat sen de cebinde tesbih çek. Tesbih sadece camide çekilmez. Evde çekilir, yolda giderken çekilir, kırda çekilir, bayırda çekilir, uçakta çekilir, gemide çekilir. Onun için cebinde bir tesbih olması lazım ki bu şeyleri yapasın. Evet, vahmedi selasen ve selasine, 33 defa da elhamdülillah de. Tam 33 defa, güzel söyle. Ve kebbiri arbaan ve selasine, 34 defa da Allahu Akbar de. Evet, bu yatarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma'ya tavsiye ettiği tesbihtir. Diyor ki, bu diyor, vahiyye, işte bu söylediklerim 33, 33, 66, 34 Allahu Ekber, 90, 100 eder. 100 eder, hayrun leki min hadimin, sen benden hizmetçi istiyorsun. Hadi bakayım diyor, hadi bakayım peygamber evine. Peygamberin kızının evine hizmetçi gerekmez. Bu tesbihleri çek, hizmetçiden daha hayırlıdır diyor ve vermiyor. Yani peygamber ailesi fedakarane bir hayat sürüyorlar. Hizmetçi çalıştırmak, eve hizmetçi almak günahtır falan demiyoruz. Bu bir fedakarlıktır. Peygamber Efendimizin aile hayatı fedakaranedir. Devlet reisi olduğu halde sadece hurma lifinden dokunmuş bir hurma hasırının üstünde ömrünü geçirmiştir. Gündüz üstünde oturuyordu, gece onun üstünde yatıyordu. O hurma lifinin, hasırının şeylerinin hatları mübarek baldırlarına iz yapıyordu. Yani yumuşak da değildi. Bizimki gibi halı ve yün döşekler üzerinde oturmadı Resulullah. Karyollarda yatmadı. Sabahlara kadar Rabbine şükreder, ağlardı. Gözlerin yaşı yeri ıslatırdı. Böyle birkaç kere Hazreti Ömer gördü onun, Bilal-i Habeşi'yi gördü. Çünkü Bilal-i Habeşi sabah ezanını giderken izin alır, öyle okuyamıyor ya Resulallah, oku derdi. Böyleydi adetleri. Bakıyordu ki Resulullah'ın gözlerinin akan yaşlar yeri ıslatmış. Böyle sözleri var, bize haber veriyor. Hazreti Ömer de diyor ki, sen devlet reisisin diyor, bizim başımızdasın, kainatın efendisisin, bu ne hal? Neden diyor böyle bir hasırın üstünde? Evet, bize, Rabbimize şükür, daha iyidir. Rabbimizi tercih ediyoruz diyor. Böyle peygamber ailesi böyle işte. Böyle işte, ona da vermiyor, vermiyor. Evet, şimdi tesbih konusunda size bu hadisin ışığında bilgi vermek istiyoruz. Camilerde namazlardan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99. Yüzüncüde de La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala külü şeyin kadir. Yahut da La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdü, yuhyi ve yumiti ve huve hayyun la yumut. Bir değil, hayır ve hu ala kül şeyin kadir. Zamanın şeyse, zamanın varsa uzun okursun, kısaysa o benim dediğimi okursun. İkisi de var rivayetlerde. Ama kelime çoğaldıkça kazanç da artar tabii, vaktin varsa. İşte böyle yüzüncü bunu söylerseniz diyor, Buhari Müslim hadisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Men sebbaha Allah'a fi dubri kulli salatin selasen ve selasine, her namazın arkasından ozcu Sübhanallah kim derse ve hamidallah selasen ve selasine, 33 defa kim elhamdülillah derse ve kebbarallaha selasen ve selasine, 33 defa Allahu Ekber derse fetilke tis'atun ve tis'un, bu 99 eder. Evet, bunu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra fetememel mi'e, yüzüncüde de la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala külü şeyin kadir derse gufira lehu. Evet, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gufira lehu hatayahu ve in kânet misle zebedil bahr, deniz köpüğü kadar. Bir bunu söyleyen adamın her namazın arkasından deniz köpüğü kadar günahı olsa diyor, Allah affeder, günahları affolunur. Ondan dolayı bizim vatandaşımız, halkımız asırlardan beri Peygamberin bu hadisindeki müjdeye ermek niyetiyle camilerimizde namazdan sonra biz müezzin ala Resulüne salavat der, salavat getiririz. Ondan sonra Sübhanallah deriz, Ayetül Kürsi okuruz. Çünkü her namazın arkasından Ayetül Kürsi'yi devam eden müminin cennete girmesine ölüm engel olur diyor Peygamberimiz. Yani o adam cennetlik olur, ölüverse cennete gider. Ölmediği için cennette değildir, dünyadadır diyor. İşte bunu yaparız. Arkasından da bu 33 Sübhanallah söyleriz, 33 Elhamdülillah Allahu Ekber'i söyleriz. Bid'at değildir. Hadis vardır. Bu hadis-i şerifte camide yapın, evde yapmayın veya evde yapın, camide yapmayın, tek başınıza yapın, topluca yapmayın gibi bir kayıt yoktur. Mutlak ıtlakı üzere hamlanır, usul fıkı kuralıdır. Onun için yalnız da deriz, camide de deriz, evde de deriz, topluca da deriz, her yerde söyleriz. Böylece Peygamberin bu müjdesine inşallah ereriz. Yani bunlar şey filan değildir, bid'at filan değildir. Bu namazların arkasından 33, bir de yüzüncüde la illallah vahdehu la şerike le. Halbuki yatarken Peygamberimiz Fatıma anamıza 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 34 Allahu Ekber diyor. 90, 100'ü böyle buluyor. İnşallah Allah nasip eder, yüzünü görürsek namazın arkasında böyle de öyle söyledin, fakat Fatıma anamıza böyle söyledin, neden diye sorarız. Bunu tabii ancak o bilir. Böyle Peygamberin, dinin verdiği rakamlar üzerinde görüşler, mutalalar ileri sürülebilirse de gerçeğini Resulullah bilir. Resulullah bilir. Evet, şimdi bu hadisin üzerinde duracağız. Bu hadis böyle basit gibi ama çok kapsamlı, şumullü bir hadis. Evvela ne diyor? Ve etti faridatu rabbik. Evet. Rabbin sana farz kıldığı emirleri yerine getir kızım Fatıma diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu şeysi, şu hadiste evli hanımların, Peygamberimizin kızı evli, damadı Hazreti Ali'de kızı, ona söylüyor evli hanımlar şimdi ne yapacak. İza salletil mer'atu hamseha, hadis-i şerif, kadın kısmı evli kadın 5 vaktini kılarsa, vasamet şahraha, her sene sağlıklı, afiyetli, mukim olur, mazereti olmaz da Ramazan orucunu tutarsa, ve hafizat farcaha, namusunu korursa, iffetini korursa, kocasından başka kimselere ırz ve namusunu korursa, ondan sonra ve ata'at zevcehe, evli kadın olduğunu buradan biliyoruz, kocasına meşru yollarda, mübah olan yerlerde kocasının isteklerine itaat ederse, kıyle lehe, böyle bir kadına şöyle söylenir, melekler böyle söyler, udhuli el cennete min ey ebuabil cenneti şa'çikti, cennetin 8 kapısı var, hangisinden istersen ey kadın istediğinden gir denir buyuruyor. Kadınlara büyük müjde veriyor. Şimdi şu halde bir kadın Allah'ın emirlerini yerine getirdikten sonra
cennete girebilmesi için kocasının da mubah, helal, meşru emirlerine pek iyi demesi, yerine getirmesi lazım. Bunları kısaca arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden çıkan sonuç şu: bir kadının kocasına karşı görevleri, itaat etmesi gereken meşru işler, cinsel ilişki. Evlendikten sonra bir kadının mazereti yoksa, özrü yoksa, kocasının cinsel ilişki talebine hayır diyemez. Evleniyor, nikahlanıyor, kendini teslim karşılığında mehir alıyor, müşterek bir hayat kuruyorlar. Bu cinsel, kocasının cinsel ilişki talebine hayır diyemez dedik kadın açısından. Çünkü onun görevinden söz ediyoruz. Aynı zamanda bu hakkıdır kadının. Bir herif evlendikten sonra ben her gece oruç tutacağım, sabaha kadar namaz kılacağım, efendim filanca kocama gideceğim, onun meclislerinde işte kalacağım diyemez. Kocaya bu farz olduğu gibi, karısının bu tarafını tatmin etmek kocaya farz olduğu gibi kadına da farzdır, iki taraflı. Şimdi burada hadiste kocana karşı görevlerini yap dediği için ben kadın tarafından alıyorum. İkisi için de farzdır bu. Ne demek istiyoruz şimdi? Madem ki kocasının hastalığı olmadığı, özrü olmadığı bir zamanda kocasının cinsel ilişki talebine hayır diyemiyorsa, hayır demesi günahsa, bunu evet demesi farzsa, bu farz olduğuna göre bir kadın kocası gel buraya yat yanıma demesine rağmen hayır ben teheccüd kılacağım, tesbih çekeceğim diyemez. Ona hakkı yoktur. Kocası izin vermedikçe nafile namaz kılamaz. Sadece farzları kocası izin vermese de kılabilir. Farzları ama sünnetleri kocası izin vermezse kılamaz, teheccüd kılamaz, tesbih çekemez. Kocasının şeysi, çünkü kocasının itaat farzdır. Tabii aynı şekilde bu karısı böyle talepte bulunduğu zaman koca da ben namaz kılacağım, oruç tutacağım sabaha kadar şunu bu. Yo, sen de karına karşı görevlerini yerine getireceksin. Onun açısından da farzdır. Bunlar dinimizin emirleridir. Bunlar çok önemli hususlardır. İki taraf da görevlerini aksattığı zaman aile çatlar, sonuçta yıkılır. Ama toplum içinde bu şeyler dile getirilmez. Başka bahaneler bulunur ama temelinde bu nedenler de olabilir. Bunlar görevdir. Kadının kocasına karşı görevi bu. İkincisi, her mubah işte itaat. Masiyet olmadıkça, Allah'ın emrine isyan teşkil eden bir emri olmadıkça kocanın, karısının, kocasının emrine itaat etmesi farzdır. Evet, meşru isteklerde yerine getirecek. Yok böyle değil, isyan mesela rakı getir, şarap getir, getirmeyeceğim diyebilir. Allah'a isyan teşkil ediyor. Git hırsızlık et gel, kapkaççılık et gel, yan kesicilik yap gel, evi para getir diye dövse bile kadın emrini tutmaz. Bundan dolayı döverken ölürse kocası döver, böyle şey gazetelerde görüyoruz. Kadın şehit olur. Allah yolunda şehit olur. Çünkü Allah'ın emrine uymak için ölmüştür. Böyle şeyler tutmaz. Tutmaz. Evet, mubah işlerde böyledir. Mubah işlerde böyledir. Kocasının emrine uymak zorundadır. Uymadığı takdirde naşizedir. Kur'an-ı Kerim'de naşize, yani dik kafa, söz dinlemez, karşı gelen kadın anlamına, ona göre statüsü var. Önce öğüt verir, sonra yatağını ayırır, sonra işte şu yapar, sonra hakem tayin eder, ayrılmaya kadar gidebilir. Meşru isteklerine karşı koyarsa kadın, böyle Kur'an-ı Kerim'de kadime kadime bu yuvanın devamı için şeyler vardır, böyle emirler vardır. Evet, masiyet olmayan, mesela evlat da babasına aynı böyle. Çünkü ehlin içine ana baba da girer, koca da girer, çocuklar da girer. Ehlin içindedir bunlar. Bir evlat, koca, bir evlada babası beni meyhaneye götür dese götürmez. Bundan dolayı günah işlemez. Allah'ın emri çünkü.
yanlış yerlere gitme diyor. Mahsiyet teşkil eden yerlerde emre itaat yoktur. La ta'ate lil mahluk inde mahsiyetil halik. Ama meyhanen gitmiş, kendi sızmış kalmış. Oğlum beni eve getir, sırtında getirmek zorundadır. Sırtında getirmek, o çünkü eve getiriyor, meşru yere şey yapıyor. Evet, böyle siz artık bunu varın kıyas ediniz. Evet, üçüncü görevi, ev içi işlerini yapmak, yemek yapmak, süpürmek, evi temizlemek, efendim, kapkacak yıkamak, çamaşır yıkamak, kadının görevidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte hadisin ışığında bu ehline karşı görevlerin yap dediğin içinde, şerhinde bunlar da var. İç işlerini Fatıma'ya, dış işlerini Hazreti Ali'ye taksim etmiş, vermiş. İç işleri bunlardır ama bunun da ölçüsü var. Mesela çok zengin bir ailenin kızına talip olmuşsun. O kız da çok zengin olduğu için hep hizmetçi tutmuşlar. Evde hiç bulaşık yıkamasını bilmiyor. Yemek yapmasını bilmiyor. Süpürge süpürmesini bilmiyor. Ütü yapmasını bilmiyor. Çamaşır yıkamasını bilmiyor. Buna rağmen sen talip olmuşsun, almışsın. Yapmayacağım diyebilir. Sen bile bile oldun. O zaman hizmetçi tutacaksın. Yok, böyle değil. Anasının evinde bunlar hep biliyordu. Kızı alan bey zengin, çok zengin. Evlendikten sonra hizmet tutacaksın diyemez. Çünkü kızken bu işleri biliyor. Bilmeseydi, kocası bilmediğini bilerek alsaydı hizmetçi tut diyebilirdi, hakkı vardı. Ama öyle değil, biliyor, sonradan zengin olmuş. İlle bana hizmetçi tutacaksın diyemez. Bu iç işleri kadının görevidir. Görevidir. Evet, dış işleri para kazanmak tabii. Şimdi ev bulmak geleceğiz. Giyimini, kuşamını, çocuklarının tahsilini, ne bileyim, iffetini koruyacak şeyler yapmak kocanın görevidir. Bir diğer görevi kadının, kocanın bağımsız ikametgahında oturmak zorundadır. Kocasına karşı görevlerinden söz ediyoruz. Çünkü ehlin amelini işle dediği burada da onları açmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de eskunuhunne, evet, onları oturtunuz. Haysümâ sekentum, nerede oturursanız, yanlış okursam düzeltin. Nerede oturursanız siz de o hanımlarınızı orada oturun. Ayet celle var böyle. Onun için ikametgah seçmesi kocaya aittir. İkametgah bağımsız olacaktır. Biz dinin emirlerini size açıklamaya çalışıyoruz. Ben anam babamı çok severim. Sev tabii. İnsanın anasını babasını sevmemesi Allah'a isyandır. Seveceksin tabii. Onlar beni büyüttü, yetiştirdi, masraf ettiler. Tamam, çok güzel. Sen de evlatlık görevini yapacaksın. Onlara yardım edeceksin imkanlarınla. Ama evlendikten sonra kadının bağımsız evde kalmak hakkı vardır. Hukuken, kural olarak, dinen. Bugün kanunlarda da öyle de bağımsız evde kalmak hakkı vardır. Müstakil daire, müstakil oturacak ev istemek kadının hakkıdır. Ama ben işte Fatih'te oturacağım, İstanbul Fatih'te oturacağım. Kadın diyor ki hayır, ben Kadıköy'de oturacağım. Hayır, Fatih'te oturacak. Kocanın, bu hak kocanın, kural olarak böyle. Tabii evlilik birliği kurallar manzumesi değildir. Kuralların görüşüldüğü yer mahkeme salonudur. Aile birliği duygusal sahadır. Bu kuralların cereyan etmesiyle beraber manevi, ahlaki duyguların da olduğu, daha çok ağır bastığı bir kurumdur. Tabii kocası hanımının gönlünü alarak anlaşırlar. Anlaşılır ama kural olarak ben Fatih'e oturacağım, son söz kocasınındır. O da peki deyip kavga çıkarma hakkı yoktur. Annesini babasını illa ben, kadın diyor ki annem babamı getireceğim eve. Kocası hayır diyebilir. Kocası annem babam beraber oturacağız. Hayır diyebilir kadın. Müstakil. Kural olarak böyle. Ama bakarsa bir gelin kayınvalidesinin kayınpederine bakarsa cennete gider. O insani görevdir. Bir damat kayınpederine kayınvalidesine bakarsa insani görevdir. Cennete gider. Kahramanlık yapar. Ecrini alacak tabii. Kural olarak bunları söylüyorum. Çünkü aile
bireyleri arasında kavgalar genellikle böyle şeylerden çıkıyor. Herkes hakkını bilsin de böyle yanlış şeylere sebep olmasın diye arz ediyorum. Evet, böyle müstakil ev, kocanın seçme hakkı var. Müstakil evde de koca seçince kadın peki diyecek, orada oturacak. Bazı alimler, her şeyi söyleyeceğiz biz, saklayamayız. Bazı alimler sefer mesafesi dışındaki yerlere gideceği zaman diyorlar, kadını akrabasını ayıracağı için, üzüntüye sebep olacağı için, onun için bir eziyet sebebi olacağı için onun rızasını da alması gerekir diyen alimler de var. Ama genel olarak cumhura göre bu konuda söz hakkı kocanındır. Ben de böylece arz ediyorum. Kadının kocasına karşı yapması gereken şeylerden birisi de kocasına sadakat. Evet, bu da farz. Yani bir kadın kendisine yabancı. Yabancı deyince Fransız, İngiliz demek değil. Evlenebilici bir kadın için yabancı erkek evlenebilici erkeklerdir. Ona fıkıh dilinde yabancı denir. Yabancı kişilere güzelliklerini gösteremez. Güzelliklerini gösteremez. Güzelliklerini kocasına göstermesi boynunun borcu ve görevidir. Ama başka erkeklere karşı da güzellikleri saklaması boynunun borcu ve farzdır. Allah'ın emridir. Başka erkeklere işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde, Kur'an-ı Kerim'de sınırlara çizilmiş, eli yüzü dışında vücudunu teşhir edemez, gösteremez. Dinen Kur'an-ı Kerim'e göre böyledir, böyledir. Eve yabancı alamaz. Kocasının istemediği kimseleri eve alamaz. Zaten dinen evlenebilecek bir erkeği bir kadının kimsenin olmadığı kapalı bir odada alması, dinen söylüyorum ben, zina sayılır. Eline elini sürmese bile bir kadınla evlenebilecek yabancı bir erkek kapalı bir odada yalnız kalırlarsa bu zina sayılır. Onun için kimsenin giremeyeceği, izinsiz giremeyeceği böyle bir odada yabancı erkek, bir ev, ki ev öyledir, mesken masuniyeti vardır. Böyle bir eve kocasının izni olmadan kimseyi alamaz. Şimdi kocasının izni olsa bile Allah'ın emri vardır. Mesela bunu arz ediyorum. Çünkü birçok kavgalar, ihtilaflar buradan çıkıyor. Efendim, İstanbul'a beyefendi bir kadınla evlenmiş, gelmiş, güzel iş bulmuş, yuva kurmuş. Kardeşini de çağırıyor buraya, küçük kardeşini. Kardeşi 25 yaşında diyelim. Evinde misafir ediyor. Kendi sabahleyin çekip gidiyor işine. Karısının yanında, dairede kardeşini, erkek kardeşini bırakamaz. Efendim, memleket örfünde böyle olabilir. Biz dini anlatıyoruz. Dinen, çünkü kocası ölse o kardeşiyle evlenebilir. Kocası boşasa karısını, kardeşi onu alabilir. Onun için ona haramdır. Bu nedenle efendim, bunu ben evimde durdurmasam benim sülalem beni dışlar. Allah dışlamasın. Birinci madde budur. Önce Allah'ın emrini getireceksin. Kusura bakma birader diyeceğim. Gidip otelden buna bir yer ayıracaksın. Başka akrabası yoksa orada kalacak. Evde kalamaz. Kadın böyle şikayet edince kötülük olmasa bile basıyor tokadı, dayağı. Kadınlar da bize şikayete geliyor. Dinen zalimsin beyefendi. Allah yasak ediyor. Yanında o küçük kardeşini evde yalnız bırakamazsın. Sen varken gelsin, hoş geldi, sabah geldi. Ama sen işe gidiyorsun, o evde kalamaz. Efendim, kötülük düşünmese de mi? Evet, kötülük düşünmese de Allah'ın emri budur. Biz o emre uyacağız. Kötülük de olmuyor değil. Siz de bu gazetelerde bunu biliyorsunuz. Yani milyonda bir kere olsa bile o milyonda bir kereyi kim kurtaracak? Onun için İslam'da sett-i zeriha vardır. Kötülüğe giden yolları kapama derler buna. Allah'ın emirlerine uyacağız. Bunda güzellik var. Bunun çarelerini başka şekilde ayarlayacağız, bulacağız. Yani bunu size arz ediyorum. Efendim, bizim örfümüzde bu olmaz. Örf, Allah'ın emri yoksa,
söz konusu olabilir. Allah'ın açık emri olduğu zaman örf geçerli olmaz. Örf geçerli olmaz. Evet, şimdi ikametgah kocası seçecek dedik. Burada biraz daha bilgi verelim. Evden dışarıya çıkması, ki sadakat cümlesinin içine de girer bu, kocanın iznine bağlı dinimize göre. Evet, anasına babasına dahi giderken kocasından izin alacak. Komşunu giderken kocasından alacak. Genel toptan izin verebilir. Haftada şu kadar gün anana babana git, komşuya git. Ona hiçbir izin veriyor çünkü. Veya gidiyor, ses çıkarmıyor. Bu izin sayılır. Anası babası hasta, yatalak. Mecbur izin vermeye. Başka bakıcısı da yok. Mecbur izin vermeye. Gidecek, altına bakacak, yemeğini yedirecek, ilacını verecek, gelecek. Fazla kalmaz, kaldırmayabilir. Bir saat tamam, bir saatli işini görüyorsa, bir saat tamam. İki saat kalmayacaksın diyebilir ama böyle başka bakıcısı olmayan anasını babasına, kayınpederine, kayınvalidesine, kocası imkan dahilinde tabii gitmeyeceksin diyemez bir. Kadın dini konularda yaya. Farzları, helalları, haramları bilmiyor. Sen de ondan kalası değilsin, öğretemiyorsun. Camide de bu konuda ders veriliyor, mahalle camisinde. Hayır, gitmeyeceksin. Kıskanıyor karısını. İyi de evde sen öğretebiliyor musun? Öğretemiyor, kendi de bilmiyor ki. O zaman da onu dinlemez. Çünkü farzı, haramı, helalı öğrenmek kadının hakkıdır. Mahalle camisine, meşru hudutlar dahilinde ilmihal dediğimiz zaruri fazları, zaruri bilgileri öğrenmek için kocası yine izin vermek zorundadır. Vermese de gidebilir mahalle camisine. Herkesin gittiği meşru sınırları yine altını çiziyorum. Ondan sonra kadın doktordur, kadın doktorudur veya ebedir veya cenaze yıkamasını memlekette bilen tek kadındır. Doğum sancıla kıvranan bir kadından dolayı gelmişler kapıyı çalmışlar. Hayır, gitmeyeceksin. Mecbur götürmeye gider. Kocası izin vermek zorunda. Başka doktor yoksa tabii, bu benim söylediğim. Başka doktor yoksa gitmek zorunda. Ebe de böyle. Başka ebe yoksa gitmek zorunda. Cenaze yıkayıcı başka kadın yoksa gitmek zorunda. Böyle durumlar vardır. Bunlara izin vermek zorundadır. Bunun dışında izin alacaktır. Evden hayır etmek konusunda da böyledir. Kapıya gelen bir dilenciye ufak tefek bir şeyler vermek adettir. Kocası da buna ses çıkarmıyorsa eve para bakıyor. Bundan ufak tefek şeyler. Ama bunun dışında, normalin dışında, ses çıkarmadığı normalin dışında yüklüce paralar vermek, adet üstüne çıkmak veya kardeşine veya babasına, kocasından habersiz para vermek caiz olmaz. Helal olmaz. Bunları söyleyecek, özel izin alacak. Vermiyorsa vermeyecek. Bundan dolayı anası babası beddua etse, sen bana para vermiyorsun, yardım etmiyorsun diye, hiç geçerli olmaz. Neden? Artık o kocasına tabidir. Kocası izin verirse öyle ona verecek. Kendi de para kazanmadığına göre bu sınırları iyi bilmek lazım. İyi bilmek lazım. Şimdi anasını babasına göndermiyor. Kocanın hakkı dedik ya, sağlam anası babası, hastaysa yatalak gidecek dedik. Hasta değil, sağlam, göndermiyor. Çok oluyor böyle ya. Onların hiç olmazsa cuma günleri, haftada bir gün kızlarını görmeye gelme, bir iki saat görüşmelerine koca engel olamaz. Öfkenin de bir sınırı vardır. O sınırı aşamaz. Aşarsa zalim olur. Aşarsa zalim olur. İslam dini akıl dinidir. Yuvanın böyle tatlı olması, akrabalarla iyi geçinmek esasına dayanır. Bu sınırlara iyi dikkat etmek gerekir. Kadının bir görevi de kocasıyla iyi geçinmektir. Kocasıyla iyi geçinen kadın cennete girer. Evet, kocasını memnun eden kadın cennete girer. Ama sabaha kadar namaz kılsa, ibadetlerine düşkün olsa, kocasının meşru isteklerinde kocasını terslese, memnun etmese, havada uçsa bile o kadın cennete giremez. Cennete giremez. Çünkü farzdır. Farzları yapmayınca zaten Allah'ın emrine isyan ediyor demektir. Bunlar
İki taraf da bunlar bilecek, saygı duyulması gereken şeyler. Arada muhabbetin olması için gerekli kurallar. Şu hakkım var falan diye söylemeye gerek yok. İnsani çizgiler, duygular içerisinde bunlar konuşularak halledilir. Ama temel olarak bunların bilinmesi lazım. Aksi halde Allah'ın emirlerini çiğ demekten veya kul hakkı yemekten. Kul hakkı yemekten ikisi de paçayı kurtaramaz. Şimdi öyle erkekler de var ki gencecik ailesini bırakıyorlar. Efendim durmadan ibadet edeceğiz, oruç tutacağız, zikredeceğiz diye bir takım yerlere gidiyorlar. Gece gündüz evini ihmal ediyor. Yani bizim duyduğumuz şeyler bu haka. Bizzat gözlemlediğimiz, müşahede ettiğimiz şeyler bunlar. Tabii evde zavallı kadıncağız akşama kadar koca bekliyor, sabaha kadar gözyaşı döküyor. Mazlumdur. Mazlumun ahından da geçen derste size arz ettik ki Allah'a sığın. Sana bir şey diyemiyor. Bizde Anadolu'da eleye kısa derler. Ama arkasında Allah vardır. Sabaha kadar hu çeksen faydası yok. İnsan hakkını çiğniyorsun, zalimsin. Allah da zalimin düşmanıdır. Bunlar ölçülüdür. Bu gibi şeyler böyle ilim sahibi olan hocalar bunları bilir. Onun için karısını, kızını, kocasını bu ölçüler dahilinde ondan dolayı fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz meseleleri alimlere sorun diyor Allah. Kendi kafandan ben böyle istiyorum dersen yuva çatırdar, sonra da yıkılır. Huzursuzluk olur. Huzursuz ailelerden doğan çocuktan da hayır gelmez. Kapkaççıların, tinercilerin, sokak çocukların %99'u geçimsiz, aile huzuru olmayan yuvalarda yetişen çocuklardır. İnceleyebilirsiniz. Karınız kocanızla, karı koca birbirlerine muhabbetli oldukları zaman ilim de hemen güzel elde edilir. Kılınan namazın tadı duyulur. Ticarette başarı sağlanır. Dünya makamlarında da yükselinir. Allah da böyle ailelerden razı olur. Orada yetişen insanlar da hem ailesine, hem milletine, hem insanlığa yararlı insanlar olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor işte. وَعْمَلِي عَمَلْ اَهْلِكْ Ehlin amelini işte ya Fatıma. Öyle söylüyor. Ondan sonra yatağa girerken de şu tesbihleri söylüyor diyor. Şimdi yatağa girerken tesbihlerin, insanların çekmesi gereken şeylerden bir nebze daha bahsedeyim izninizle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe anamıza diyor ki her gün Kur'an'ı hatmetmeden uyuma. Her gün Kabe'ye gidip tavaf etmeden uyuma. Müminlerle helallaşmadan uyuma. Peygamberlerin şefaatini kazanmadan uyuma. Dur ya Resulallah dur diyor. Bir gecede bunları ben mi yapacağım? Dur hele diyor sabret. İhlas Kur'an'ın üçte biridir ya Ayşe. Üç defa ihlas okursan Kur'an'ın sanki hatmetmiş gibi ecir alırsın. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim dersen Kabe'ye gidip gelmiş gibi nafile bir hac yapmış gibi sevap kazanırsın. Allahümme salli ala Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamu aleyhi mecmain. Bütün peygamberlere salatu selam getirmedir bu. Dersen bütün peygamberler bu salavatına ulaştırılır. Onlar senden hoşnut olurlar, sana şefaat ederler. Ey Ayşe. Evet, bakın kolaylıkları var. Şimdi peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesinde zararlı şeylerin zararından, bu cin, ins dahil, şeytanın zararından dahil korunmak için yol da öğretiyor. Diyor ki, üç ihlas oku, avucuna üfle, vücudunu sıvarla. Buhari hadisidir bu. Üç kul avzu rabbil felak oku, avucunu üfle, vücudunu sıvazla. Üç kul avzu rabbil nas oku, besmeleyle her birinde, avucunu üfle, vücudunu sıvazla. Şerlerden emin olursun. Tabi ayetül kürsü böyle, elhamdülillah böyle, amen resulü böyle, huvallahüllezî böyle. Bunlar hep bildiğiniz şeyler.
Yatarken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma anamıza işte bu tesbihleri tavsiye etmiş, emretmiş. Bize de tavsiyedir. Bunlar mecburi değildir. Yaparsanız büyük ecir vardır. Bunları herhalde yapmak lazım. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafını yatarmış. Besmele ile yatarmış. Allahümme kini azabeke yevme teb'atu ibadek. Allah'ın bütün kullarını topladığın mahşer gününde beni sıkıntılardan, ahiret azabından koru diyerekten uyurlarmış. Sen de bunları yaparsan güzel olur. Evet, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bu hadisini Ebu Davud Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Müzik.